Yönetmen Ezel Akay. Yıllar önce kıvırcık saçlı sempatik bir kız şezlongda oturmuş, yanında pembe ayısı, elinde gazozuyla 10-100 bin milyon baloncuk yuttum diyordu. Unutulmaz bir replik haline gelen bu reklam filminin mimarı Ezel Akay'dan başkası değildi. 10-100 baloncuk yuttum. 10-100 baloncuk yuttum. Yönetmenlik kariyerine çektiği reklam filmleriyle başlayan Ezel Akay, 1961 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olduktan sonra Amerika'da Villanova Üniversitesi'nde tiyatro öğrenimi gördü. İFR Prodüksiyon şirketinin kuruluşundan bu yana aralarında son 10 yılın unutulmaz reklam filmlerinin de bulunduğu 800'den fazla reklam filmine imzasını attı. Sinemadaki kariyeri ise 1996 yılında Derviş Daim'le Tabutta Röveşata filminin yapımcılığını üstlenmesiyle başladı. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmi başta olmak üzere birçok filmde yapım sorumluluğunu üstlendi. Ezel Akay 2004 yılında Neredesin Firuze ile ilk uzun metrajlı sinema filmine imzasını atmış oldu. Ardından 2006'da vizyona giren başrollerini Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk'ün paylaştıkları Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin yönetmenliğini yaptı. Son olarak Yedi Kocalı Hürmüz filmi için 2009 yılında yeniden yönetmen koltuğuna oturdu. Reklam yönetmenliğinden sinema yönetmenliğine geçiş yapan Akay, sinemasını mizah unsurları içeren politik filmler olarak tanımlıyor. Ezel Akay'la yönetmenliği ve günümüz sineması üzerine sohbet gerçekleştirdik. İyi seyirler. Merhaba Ezel Bey. Sizinle yaptığım araştırmalar, yani röportajlar, okuduğum röportajlardan belki de en ilginci bana gelen, sizin böyle solculuk ile ilgili konuştuğunuz bir söyleşiniz var. Yazılı bir söyleşi bu. Orada işte 70'lerin sonlarındaki sosyalist hareketin içerisindeki entelektüeller arasında yer aldığınıza dair bir baş yazı da okudum. Burada ilginç bir şeye değiniyor. O da şu, yani siz sinema ve reklam sektöründe yer alan bir insan olarak nasıl bu görüşe nasıl yansıdığından falan bahsetmiştiniz. Onu dönüştürüyor mu? O hayata nasıl bir etkisi oluyor? Ben biraz bundan başlayalım. Sizin hayatınız aslında öncesinden başlamış olacağız ama. Ben 1980 yılına kadar sanıyorum. Yani ben üniversiteye başlayana kadar, 78 yılına kadar politikayla herhangi bir ilgim olmadı. Ne sol ne sağ hareketlerle. Yani bir örgütün içinde hiç bulunmadım. Lisedeyken etrafımda, bütün liselerde olduğu gibi politik eylemlere katılan, o konularda çalışan insanlar oldu. Ama beni almadılar bir örgüte. Davet de etmediler. Ben de belirgin olarak gözlerim hangi örgüt diye açılmış değildi. Dolayısıyla böyle bir şey olmadı hayatımda. Boğaziçi Üniversitesi'nde ben Taşra'dan gelen bir öğrenci olarak 12 kulübe birden üye oldum. Oo, çok aktif bir öğrenci. Mühendislik fakültesini kazanmıştım. Ama açtık herhalde. Ailemde, annem de çok çok yetenekli bir sanatçıdır. Yani eğitim falan da almış birisidir. Herhalde oradan özeniyordum ya da ilgim vardı. Bu kulüplerden bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi oyuncularıydı. Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları, yani BÜO, aslında Türk tiyatrosuna çok ilginç katkılarda bulunmuş, deneysel bir ortamdır. Yani yaklaşık bir 50 yıllık, 40-50 yıllık Robert Kolej'den gelen bir geleneği vardır. Ve her zaman kendi döneminin politik intelijensiyasını yetiştirmiş bir tiyatro kurumudur. Aslında orada bir anda. Evet, orada aslında birçok oyun çalışması sırasında çok derin bir dramatürji faaliyeti yapılır. Buna bir tür cemaat gibi katılınır. Yani tartışmalara, bir oyunun geliştirilmesi için gerekli tartışmalara, araştırmalara çok geniş bir ekip katılır. Bu geniş tartışmalardan sonra oyun ortaya çıkardı. Yani böyle çok sağlam ve az rastlanır bir gelenek vardı orada. Biraz ODTÜ'de de o dönemde, benim bulunduğum dönemde de aynı şey vardı. Aslında bir de müzik kulübü vardı. Orada da
benzer insanlar, yani aynı tiyatrodaki insanların bir kısmı müzik grubunda da, müzik kulübünde de yer alıyordu. Ben aslında gözlerimi dünyaya orada açtım diyebilirim. Oyuncu dediniz. O zaman oyunculuk daha mı ön plan? Öyle mi tabii başlamış oldunuz? Bir oyuncu oldunuz? Olarak başladım. Ben oyunculuk yaptım orada. Tiyatro yönetmenliği de yaptım. Son 2 yılında üniversitenin oyunu da yönettim. Ama siz belki bilmeyenler vardır. Makine mühendisisiniz aslında. Evet. Evet. Ama okulda hem makine mühendisliği bölümünü okurken hem de oyunculuk eğitimi de almış oldunuz böylelikle. Oyunculuk yapmış, eğitimi almış. Almış oldunuz. Oldum, evet. Ama şöyle söyleyeyim mühendislikle ilgili. Ben okula girdiğim ilk dönem 4 üzerinden 3.75'ti notlarım. Mezun olduğumda 2'ydi. Onların hepsini çıtır çıtır yedim o notları. 4. yılın sonuna kadar öyle mezun oldum. Ama pişman gibi de görünmüyorsunuz yani. Niye pişman olayım? Tam çünkü tersine. Çünkü oradan aldığınız, yediğiniz notları başka yere aktarma gibi bir durum oldu sanırım. O tabii, da oyunculuk. Not olarak aktaramadım tabii ama. bu ülkenin kaderi bu. Yani belki dünyadaki şu geçer, genel geçer eğitim sisteminin bütün dünyada birbirine çok benzeyen eğitim sistemleri var. Aslında çok benziyorlar yani. İster Afrika'ya gidin, ister İsveç'e gidin. Eğitim modeli aynı yani. İlkokulda ne öğretileceği, işte matematik şudur budur, lisede ne okunacağı falan, bunlar hep belli. Dolayısıyla o eğitim sistemi insana kendisi için doğru mesleği seçme imkanı yaratmıyor. Dolayısıyla mühendislere doktora kız veriyorlardı. Ailemde herhalde ondan beni ona teşvik etti. Oyunculuğu sevdiniz mi? Tabii. Hala severim. Peki benim bildiğim kadarıyla, böyle belki yanlışsa siz düzeltirsiniz. Sizin reklam yönetmenliğiyle başladınız değil mi yönetmenliğe? Evet. Ve bu hani en çok bilinen bu gazoz reklamı diyebiliyorum ben. Ondan sonra reklam sektöründe okuduğum kadarıyla 800 belki de daha fazla, reklam filmi çektiniz. Şimdi yönetmenlik bize, özellikle reklam için söyleyebilirim, bize dışarıdan çok renkli bir şeymiş gibi gözüküyor. İçindeyken de öyle mi? Tabii canım. Çok renkli bir şey. Gerçekten öyle. Ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Yönetmen ve set hayatı, yani yönetmenlik, hani set hayatından ayrılabilecek bir şey değil. Yani ekipten ayrılabilecek bir şey değil. Yönetmenlik dediğimiz şey öyle yapılıyor. Şöyle bir ortamda yaşıyorsunuz. Ve dünyanın her yerinde de bu ortam aynı. Yeryüzünde hangi ırktan, dinden insan varsa hepsinden birer örnek oluyor. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, çocuklar, uyuşturucu bağımlıları, çok inançlı insanlar, Hristiyan, Yahudi ya da Ermeniler, yani Muzik Ortodokslar. Yani. Bunların hepsinin bir arada bulunabildiği ve bu özelliklerin hiçbirinin sorgulanmadığı bir çalışma ortamı bu. Hepsi uzmanı yaptıkları için. Yani kalifiye işçi bunların hepsi. Ve hepsi işçi. Yani hiçbiri aralarında, hiçbiri gerçek anlamda, anladığımız anlamda patron değil. Çünkü herkesin eli çamura bulaşıyor. Herkesin eli kirleniyor. Herkes fiziksel bir enerji harcıyor. Yapımcısından tutun, dediğim gibi set işçisine, oyuncusundan yönetmenine, yazarına kadar sette çalışıyorsa. Bu grubu alın, dünyanın herhangi bir yerine koyun. Mesela Güney Afrika'ya götürün bu ekibi. Ve başka Güney Afrikalı bir ekiple çalışmak üzere yerleştirin. Hiçbir, yani bir saat sürer alışmaları. Hiçbir yabancılık çekmeden birlikte tekrar kaldıkları yerden o filmi üretmeye devam edebilirler. Nasıl oluyor böyle bir şey? Nasıl oluyor böyle bir şey? Dahası da var. Bunlar 2 ay boyunca, ortalama sinema filmlerinin çekim süresi böyle, 2 ay boyunca neredeyse aynı yerde yaşıyorlar. Eğer bir dekorsa hep aynı yerde, evlerinden uzakta bir yerdeyse otellerde aynı yerde yaşıyorlar. Birbirlerine aşık oluyorlar, kavga ediyorlar, ayrılıyorlar, dövüşüyorlar, küfrediyorlar, barışıyorlar. Ama bir yer, iki ay içine yoğunlaştırılmış bütün bir hayatı düşünün. Karşılaştığınız insan sayısı onun 2 ay içine yoğunlaştırılmış halini düşünün. Daha da önemlisi, yani neden bu kadar renkli bir şey sinema, onu anlatmaya çalışıyoruz. Yeryüzünde başka hiçbir ürün yok ki insan tarafından üretilmiş. Arkasında onu üreten, o üretime katılan herkesin adı yazsın. Bir tek sinema filmlerinde var bu. Yüzlerce kişi. Var mı hiçbir tane araba aldığınız, arabanın motorunu açtığınızda o arabanın yapımına katkıda bulunan, entelektüel ve fiziksel katkıda bulunan ismi yazsın.
Hayır, yok. Tek bir ürün var yeryüzünde böyle. Ve bu bir kural değil, kanun yok. Evet, bu bir gelenek. Birbirlerine, evet, değil mi? Onun için çok renkli.